Muaz ibn-i Cebel radıyallahu teâlâ anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem مَنْ اَحْيَ الْلَيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Senede beş gece var ki kim bunları ibadetle ihya ederse cennet ona kesinleşti. Bu ne demektir? Bu beş gecede ibadet ancak cennetliklere nasip olur. Bu beş geceyi ihya eden cennetlik olduğuna dair sevinebilir, bir müjde çıkarabilir, bir ümitlenebilir. Ama bu beş geceyi ibadet adama nasip olmuyorsa sıkıntı var demektir. Dördü olur, biri olmaz. Ne demektir? Senin durumun kesin değil demektir. Beş geceyi ihya. Bu beşin üçü peş peşe. Hani bizde de böyle bir şu durum var ya, adam bir gusül alıyor falan. Bizim millet öyledir de. Ramazana yakın bir gusül alır yani. Her gün almadığından. İki de bir, her dakika gusül almaz o. Böyle arada alır. Yani Kadir gecesinde almıyor. Ramazanda da almayanlar var. Kadir gecesinde alır. Bir gusül aldım der. Anlatırlardı böyle eski kulağı kesikler. Biz her sınıf insandan büyüdük yani. Adamlar konuşuyorlardı. Gusül aldım diyordu. Kadir gecesine gideceğiz ya diyor herif. Demek adam gusülsüz geçiyor yani, anlaşılan odur. Şimdi tabii yani insanların hepsi senin gibi hazır abdest, hazır gusül var mı kardeşim bu zamanda? Cenabet cenabet dolaşıyorlar. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Ben ne yapayım yani bu milletin şey bende değil ki yönetimi yani. Bunlar ikide bir denize mi sokacağım, çıkaracağım? Ondan sonra hani derdi efendim, seni Karadeniz'de temizlemezlerdi yani. Öyle de adamlar var. Denize soksan ne olacak? Guslü de ne olmaz? İhya meselesinde bu beş gecenin önemi çok. Fakat tabii bunları da Allah herkese nasip etmiyor. Mesela Ramazan bilmeyene, beş vakit namaz duymayana, bu sohbetleri dinlemeyene dışarıdan birinin şu beş geceye ihya diye bir problemi olabilir mi? Olamaz yani. Mümkünatı yok. Şimdi birisi de çıksın desin ki ulan uyanık, ulan bu hoca da yalan söylemez. Kaynağım var mı? Kaynağım da var. Kaynağım olmaz mı? Beyhakî'de var, şurada var, burada var. Bu kaynaklı hadis tamam. Ulan ben zaten kılmıyorum, tutmuyorum, her yol var. Bu beş gecede guslümü alıp tam tekmil ihya yapacağım dese. Vakı değil ya. Vuku yok yani. Mümkündür ama vuku yok. Niye vuku yok? E nasip olmuyor. Ha, kolay mı yani? Şimdi onun için bu gece zaten cuma gecesi, şimdiden kendimizi ne yapalım? Şeye sokalım, o havaya sokalım yani. Şimdi yarınki gece başlıyor. Bu beş gecenin üçü peş peşe. Bu peş peşe olması da çok iyi. Çünkü neden? Bazı kere bir günahlara daldırıyorsun. Şimdi fren yapmak zor. Bazı kere fren yapıyorsun. E fren birkaç metre zaten gidiyor. Yani ertesi güne kadar tutturamıyorsun. Hemen ertesi gün oruç lazım ya. Akşamına ihya lazım. Bunlar birden olmuyor. İnsan biraz önceden kendini ne yapması lazım? Hazırlaması lazım. Ruhen ve manen. Bundan dolayı bu gece zaten cuma gecesi. Günah yapacak payınız da kalmadı. Saat de geçti. Şurada bir tövbe istiğfar ile bu gece ihya ile yarın cuma zaten geçmişi temizliyor. Bir de tesbih namazı kılsanız mesela. Bir sıfırlama yapsanız geriye. Çünkü beş gecenin üçü geldi. Peş peşe. Leyletü terviye. Terviye gecesi. Hangi gece? Yarın. Yani ne demek? Zülhicce ayının 7'yi 8'e bağlayan gece. Öyle mi? 7'yi 8'e bağlayan. 8. gecesi olur. 5 geceden ikincisi Veleyletü Arafe. Arafe gecesi. Yani sabahında hacılar nereye çıkıyor? Arafat'a çıkıyorlar. Terviye gecesi hacılar nerede? Mekke'de. Sabahtan nereye çıkıyorlar? Mina'ya. Terviye günü Mina'da. Öğlen namazı Mina'da başlıyor. Ertesi gün Arafa'nın sabah namazına kadar Mina'da beş vakit kılarlar. Bu sünnettir. Şimdi Diyanet bunu hep terk ettiriyor. Efendi Hazretleri bunu terk etmemek için canını verirdi. Canını. Bu sünneti ihya için. O kadar uğraştı orada. Çünkü hacıları götürüyorlar. Hacılar da diyor, çadır yok, yemek yok, ben ot yok, ocak yok. Ne yapacağım Mina'da diyor. Efendi Hazretleri de diyor ki, kum yeriz diyor, çakıl yeriz diyor. Ne yapalım diyor, gideceğiz diyor. Yatak yok diyor, yatarız diyor kumlara diyor. Öyle götürürdü. Çadır da bulurduk, çay da bulurduk.
Çorbada bulurduk. Çok da güzel geçiyordu tabii de efendiyle iyi oluyor tabii. Efendiyle nerede şimdi? Ondan sonra terbiye gecesinden sonra 5 geceden ikinci Arafa gecesi. Arafa gecesi ne zaman? Zülhicce'nin 8'ini 9'a bağlayan gece. Yani 9. gece. 9. gece nerede acılar? Arafa'nın gecesi Mina'dalar. Anladın? Mina'nın gecesi Mekke'deler. Arafat'ın gecesi bir gece evvel ya Mina'dalar. Anladın mı? Ondan sonra Veletün Nar Kurban Bayram gecesi. Kurban Bayram gecesi 5 geceden 3.'sü. Bu da Zilhicce'nin 9'unu 10'a bağlayan gece. Yani ne deniyor buna? 10. gece. Neredeler hacılar? Müzdelife'ye iniyorlar. Arafat'tan iniyorlar. Akşamdan kadar Arafat vakfeyi yapıyorlar. Dualar yapıyorlar, zikirler yapıyorlar. Ondan sonra akşamdan sonra başlıyorlar Müzdelife'ye inmeye. Müzdelife'de sabah vakfeyi bekliyorlar. İşte güneş gün doğumuyla erkenden sabah namazı orada erken Şafii Maliki mezhebine uygun şekilde kılınıyor. Yani biz Hanefiler de oraya mahsusen çok erken kılıyoruz. Ondan sonra vakfe, Müzdelife vakfası yapılıyor. Şimdi bu 3 geceyi 5 geceden 3 gece bu. Geri kaldı 2 gece. Burada bu hadis özeldir. 5 geceyi ihya edene cennet vaciptir. Gel de tuttur 5 geceyi işte. Çünkü cennetlik sen tutturabilirsin. İkisi de biri Ramazan bayramı gecesidir. Ramazan'ın bittiği gece ha. Ramazan bayram gecesi Ramazan'dan mı? Değil. Şevval'den. Ramazan bayramının gecesi demek Şevval girdi demektir. Yani Şevval'in gecesi. Ama o gece çok önemlidir. Bir de Feleyletü nısfı min Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Yani Berat gecesi. Allah'ım bir daha kavuştur o gecelere ya. Amin. Şimdi biz 5 geceyi hesaba yarın başlıyor muyuz? İnşallah. Hayır yarın başlayalım mübarek. 3'ü bulmadan nasıl 5'i bulacağız? Yarın 3, yarın öbür gün öbür gece bu 3 gece günah yapmamaya söz veriyoruz inşallah. Günah yok. Gıybet, dedikodu, fuzuli kelam yok. Dünya kelamı yok. İbadet, camilerde ibadet. Akşam yatsı mutlaka. Cemaatle ibadet. Sabah namazı mutlaka cemaat. Gündüz oruç. Oruç 2 gün. Değil mi? Terbiye günü, Arafa günü. Bayram günü de kurbanı keseceksen, kendi kurbanının etine kadar bekliyorsun. Ona da oruç denmez ama bekleme var. 2 günde orucumuz var. 3 geceyi bu şekilde ihya. Şimdi buradaki tabii ihyanın da şeyleri çok, çeşitleri çok. Siz biliyorsunuz, kaza namazı olanlar en çok kaza namazına ağırlık versin. Nafile namazlar var, ibadetleri var. Şimdi en önemlisi neredeydi burada şimdi? İstiğfar. Tevbe istiğfar. Bu 3 gecede yapılan, 10 geceden tümünde yapılan dualar asla reddedilmez. İstiğfarlar, tevbeler kabul edilir.